Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Değerli izleyenler, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlid Kandili tüm yurtta olduğu gibi Aksaray'da da Kur'an-ı Kerim tilavetiyle kutlandı. Peygamber Efendimiz'in doğum günü olan Mevlid Kandili'nde Aksaray'daki camiler doldu taştı. Bu işi yapıyor. Gençler var çünkü. Ama bir dua eder. Aksaraylılar Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olan Mevlid Kandili'nde Ulu Cami'ye akın etti. Aksaraylılar Mevlid Kandili'ni tarihi Ulu Cami başta olmak üzere çeşitli ibadethanelerde kutladı. Mevlid'i karşılamak üzere camilere akın eden vatandaşlar geceyi namaz kılıp dua okuyarak geçirdi. Bunları olarak geliyoruz elhamdülillah. Bugün de böyleyiz. Bir defa daha kalbimizi yoklayalım. Camilerde gecenin önemini anlatan vaazlar verildi. Aksaray Belediyesi her kandilde olduğu gibi geleneği bozmayarak vatandaşlara lokma tatlısı ikram etti. Aksaray Belediyesi tarafından her kandilde vatandaşlara ikram edilen kandil simidi ve lokma tatlısı geleneğini önceki gün idrak ettiğimiz Mevlid Kandili'nde devam ettirdi. Başım, hadi bakalım. Aksaray Belediyesi Mevlid Kandili dolayısıyla Ulu Cami, Somuncu Baba Camii, Cemalettin Aksaray Camii ve Aksaray Devlet Hastanesi acil servis önünde vatandaşlara lokma tatlısı dağıttı. Aksaray Belediyesi Peygamber Efendimizin dünyaya teşrif ettiği bu önemli günde vatandaşların kandilini kutladı. Mevlid Kandili programının ardından 10 bin kişiye lokma dağıtımı yapıldı. Aksaray Belediyesi sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik rehabilitasyon çalışmalarını sürdürüyor. Aksaray Belediyesi bünyesinde hayvan rehabilitasyon merkezinde yıl içerisinde yapılan çalışmalarla birlikte birçok başıboş hayvan sahiplendirilerek sokakta yaşamaktan kurtarıldı. Aksaray Belediyesi sahipsiz sokak hayvanları geçici bakım evi ve rehabilitasyon merkezinde çalışmalar, bir veteriner hekim ve işçiler olmak üzere 7350 metrekare alanda çalışmalarını devam ettiriyor. Bakıma muhtaç hayvanlar koruma altında tutuluyor. Mobil arama ekiplerince periyodik olarak toplanan aşılanması ve kısırlaştırılması yapılan başıboş hayvanların hayatını idame ettiremeyenleri ve bakıma muhtaç olanları merkezde koruma altında tutulurken diğer hayvanlar ise güvenli bir şekilde doğal yaşam ortamlarına bırakılıyor ya da sahiplendiriliyor. Ayrıca sokak hayvanlarının kış koşullarında barınma ve beslenme gibi temel ihtiyacı karşılanırken olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için de gerekli çalışmalar sürdürülüyor. Tacın Mahallesi hobi bahçelerinde hizmet veren Aksaray Belediyesi Hayvan Barınağı, rehabilitasyon yetkilileri kendilerine başvuruda bulunan ve hayvan sahibi olmak isteyen vatandaşların başvurularını inceleyerek sokak hayvanlarını yeni sahiplerine teslim ediyor. Sonbahar aylarını yeni park ve revizyon çalışmalarıyla geçiren Aksaray Belediyesi, mevcut parklardaki spor aletlerini yeniliyor. Spor aletlerinin yenilenmesi birçok parkta tamamlanırken bir kısmında çalışmalar devam ediyor. Şehrin muhtelif yerlerinde park çalışmalarına hız veren Aksaray Belediyesi, park sayısına yenilerini eklerken mevcut parklarda bakım, onarım ve revizyon çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalara ek olarak ihtiyaç olan parklara fitness aletleri kuran belediye ekipleri eskimiş olanları da yeniliyor. Tek tek belirlenen ihtiyaç durumuna göre çalışmalar sürdürülürken yeni kondisyon ve fitness aletleri Aksaraylılara eskisinden daha büyük bir keyifle spor yapma imkanı sunuyor. Aksaray Belediyesi tarafından yaptırılan ve inanç turizminde çekim merkezi haline gelen Somuncu Baba Külliyesi'ne gelen ziyaretçiler Aksaray'dan manevi hediyelerle ayrılıyor. Aksaray Belediyesi tarafından yaptırılan ve Aksaray inanç turizminde öne çıkaran Somuncu Baba Külliyesi ve Kültür Merkezi 7'den 77'ye yaş sınırı olmadan Aksaray'dan ve il dışından ziyaretçi akınına uğruyor. Aileleri ve eş dostlarıyla birlikte Aksaray'ı gezerek şehri tanımanın mutluluğunu yaşayan ziyaretçiler geçmişe yolculuk yaparken Aksaray'dan çeşitli anı hediyeleri alarak ayrılıyor. Manevi çekim merkezi haline gelen külliyede Somuncu Baba'nın hayatını anlatan Somuncu Baba Minyatür Müzesi ziyaretçilerin akınına uğrarken anı hediyeleri arasında ise en çok Somuncu Baba seccadesi ilgi görüyor.
Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.